da vermedi. Absolut. Nasıl, o da mı vermedi onay? Allah Allah. Bir saniye. Bijancığım, ben alışverişteyim. Bütün kartlarım red veriyor. Bu ne saçmalıktır? Sistemlerinde bir arıza varmış. Sen paketlerimi tut, ben onları aldıracağım tabii. Çok özür dilerim aslanım. Mete Bey'in talimatı var, siz alamam. Benim şirketime, benim kendi kurduğum şirketime mi izin vermiyorsun girmeme? Delirtme beni, Haldun, çekil şunu. Sen ne yaptığını sanıyorsun Allah aşkına? Biliyorsunuz ben emir kuluyum. Lütfen işi zorlaştırmayın. Söyle ona, cami duvarına işedi. Her şeyi yasal halletmiş. As ajansı kurduğumda o zamanki bazı nedenler yüzünden şirketi Mete'nin üzerine yapmıştık. Hani Mete iş tutturunca Mete de geldi, dahil oldu şirkete. Biz gene ajansı böyle açtık zaten. Kardeş şirket diye. As ajansı da işte fatura matura gerekiyordu, kullanıyorduk. Ben hiçbir zaman hesaplara bakmazdım ki. İncelemezdim çünkü para mevzu değildi bizim aramızda. Ya 20 yılda ben bu adamın tek yamuğunu görmemişim. Neden güvenmeyeyim? Kör körüne inanmışım işte, salak gibi. Onu ben var ettim. O da bana pek minnettar göründü hep. Hep minnettar göründü. Bana böyle bir kazık atabileceği... nankör. Nankör. Öküz. Öküz bile bir işe yarar. Hadi öküze de ayıp etmeyelim. Öküz bile adam sayılır bunun yanında. Tığ teber şahı merdan bıraktı. Bir günde ya, bir günde. Ben aklımı yitireceğim yani. Ben katil olacağım sonunda. Evi satsanız? Ev onun üzerine. Kredinin çoğunu kim ödedi? Ben ödedim. Ha, ama ona ne yazıyor, o ayrı. Ona ne yazıyor? Nakit hesabınız? Şirket hesabına. İçi de bomboş. Hepsi Mete Bey'in şirket hesabına. İç etmiş. Hadi hadi söyle, çekinme. Salak de, söyle. Ay estağfurullah Aslı Hanım. Yok canım, söyle. Sen uyanık geçinen avanaklardanmışsın de. Söyle. Öyleyim. Salak. Salak. Ya sen kalkıp adamın ayağının altına paspas gibi serilirsen öyle, o da çiğner geçer seni. Çiğner atar. Halime bak da ibret al, olur mu? Öyle çok seviyorumlar, ölüyorumlar. Bunların hepsi işin ucunda para olduktan sonra hikaye. Hepsi yalan. Neymiş? İşin ucunda Cahit Arf, Mimar Kemalettin, işte ne bileyim, Itri falan gibi isimler olduğu zaman hemen kaçacaksın oradan, babana bile güvenmeyeceksin. Ya anlamadın değil mi? Türk parasının üstündeki mühim kişiliklerden söz ediyorum. Biraz sağınıza solunuza bakının. Açın vizyonunuzu yani. Aslı Hanım, benim kenarda biraz birikmiş param var. Yani işinize yarar mı bilmiyorum ama en azından şöyle bir, ne bileyim, paramıza dokunana kadar. Ben sana kal bile diyemiyorum. Maaşını tekrar ne zaman ben sana verebilirim? Onu bile söyleyemiyorum şu anda, farkında mısın acaba?
Asude Hanım, bu işi bilen sizsiniz, Mete Bey değil. Bakın seneye kalmaz değişir bu skor. Ben her şeyimi koyarım bu bahse. Kızım sen de aklını peynir ekmekle mi yedin? Hazır eline bir fırsat geçmiş, kaç git durma. Bakın Asude Hanım, ben çok insan asiste ettim. Ama sizin gibi yüreğinin böyle yarısı kadar olabilecek birini bile tanımadım. Ya siz benim annemi yurt dışına tedaviye gönderdiniz. Annem benim sizin sayenizde iyileşti. Ya söyleyin, ben sizin yaptığınız hangi iyiliği unutayım? Siz tuttuğunuz insanı böyle asla yarı yolda bırakmazsınız. Ben de sizi bırakmıyorum. Salak kadının salak asistanı işte. Ama 1'e 10 alıyorsun o bahsi. 1'e 10.